Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi de Saha fuarı olan Savunma ve Havacılık Fuarı'nda çekmiş olduğumuz Gersan Elektrik'le yayınımız devam ediyor. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Gersan Elektrik AŞ'nin Kurumsal İletişim Müdürü Güven Yılmaz. Şirketimizde kurumsal iletişim, tanıtım, halkla ilişkiler, o benzeri bütün çalışmaları yapıyorum. Bunların çalışmaları yönetiyorum, bayileri yönetiyorum. Peki biraz sizden şirketi dinleyelim. Nasıl çalışmalara sahipsiniz? 5 yıl önce kurulmuş, elektrik sektörünün öncü firmalarından bir tanesi. İstanbul merkezde olmuş olmasına rağmen Zonguldak'ta 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikaya sahip olan, haricinde Umman, Kaliningrad, Nijerya ve Amerika'da fabrikaları olan, 120 ülkeye ihracatı hala aktif bir şekilde yapabilen, cirosunun %70'i ihracat olan, dünyada kendi sektöründe tanınmış 17 firmadan bir tanesi. 2002 yılında halka arz olmuş, halka açık bir kurum. Bunca yıldır standartları belirler mottosuyla her zaman gündeme gelmiştir. Çünkü gerçekten standartları belirler. Mesela basbar üretim standartında biz dünyadaki 17 firmadan bir tanesiyken, kablo kanal üretimlerinde yine dünyada rakipsiz tanınan firmalardan bir tanesiyiz. Haricinde henüz daha elektrikli araç yokken, 2008'de dünyada ilk 3'te olan, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk, dünyada da ilk 3'te olan elektrikli araç şarj ünitelerini ürettik. Ve bütün bu know-how'a biz sahiptik. Aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün büyük firmaların, hangisi geliyor şu an aklınıza? İşte o firmaların tamamı. Bütün büyük firmaların elektrikli araç şarj ünitelerinin çoğunu biz kendi fabrikamızda ürettik. Know-how'larını biz verdik, çözüm ortağı olduk. Bu konuda da yine standartları belirleyen firmalardan bir tanesi biz olduk. Haricinde aydınlatma ürünlerimiz var. Türkiye'deki büyük aydınlatma sektöründeki büyük üreticilerden bir tanesiyiz. Topraklama ve otomasyon sistemlerimiz var. Bunlarda da yine büyük firmalardan bir tanesiyiz. Yüzlerce çalışanımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Şeffaflıkla yönetilen bir şirketiz. Ziyadesiyle sıklıkla denetlemeyi kendi isteyen bir şirketiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan İzgi. Ona da buradan hürmetlerimizi sunalım. Çünkü hem teknolojik gelişmeleri hem de bütün sektörün, ağır sanayinin bütün gelişmelerini takip edip yüzlerce çalışanın özellikle her konuyu böyle en ince detayına kadar bilmesini isteyen ve bizi her bir fikirle gittiğimizde o fikrin peşinden koşturan kişidir kendisi. Bu da bizi sürekli gelişime açık bir şirket haline getiriyor. Dediğim gibi yüzlerce çalışanımız var. Birçok üretim merkezimiz var, uluslararası birçok yerde fabrikamız var. Ulusal ve uluslararası başarılarımız ve dünyanın her yerinde geçerli kalite belgelerimiz, ayrıca da ödüllerimiz. Sürdürülebilir enerji yorumu almak istiyorum aslında. Sizin bakış açınızda sürdürülebilir enerji nedir? Sürdürülebilirlik öyle bir mesele ki, ne kadar sürdürülebilirliği konuşuyorsak, sürdürülebilirliği o kadar ihtiyacımızın olduğu gerçeği var. Yani bunu ne kadar çok konuşuyorsak o kadar çok bu geri çekilmenin içindeyiz demektir. Dolayısıyla dünyaya verdiğimiz bir zarar var. Bu bütün insanlığı kapsayarak söylediğim bir cümle bu. Yaptığımız, ürettiğimiz, konuştuğumuz, oturduğumuz, kalktığımız ve tükettiğimiz. Bu zarardan bir karbon ayak izi doğuyor. Bu karbon ayak izinin işte sonuçlarının getirdiği yerler var. O sonuç başka bir sonucu doğuruyor. Bir oyun teorisi gibi. Sürdürülebilirlik için neler yapıyoruz derseniz, ciddi ağaçlandırma çalışmalarımız var. Yeşil alan çalışmalarımız var. Haricen karbon ayak izini en aza indirebilmek için fabrikamızda çok ciddi ve büyük değişimler yaptık. Güzel adımlar attık. Bununla da gurur duyuyoruz. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Güven Yılmaz'a tekrar teşekkür ediyoruz ve sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Yönetim danışmanlığından ahşap yapıların insan sağlığına etkisi, hayat sigortasından denizcilik sektöründeki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede sektör bilgileri paylaştık.
Unutmayalım ki her sektör kendi dinamikleriyle şekilleniyor ve bizler bu dönüşümün bir parçasıyız. Sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar geleceğimizin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu bakımdan iş dünyasının sunduğu fırsatları değerlendirirken çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Programımızı burada sonlandırırken bilgiyi paylaşmanın ve yeni fikirler üretmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.